Merhaba sevgili Nokta TV izleyenleri, Bilgin Gökberk'le birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İlk olarak ben Türkiye-Litvanya maçında yaşananlarla başlamak isterim. Şimdi orada çok önemli ve başka konular da konuşacağız elbette yine bu maçtan. Ama öncelikle ben şu konuyu size sormak isterim. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı özellikle bu maça damgasını vurdu. Neden? Çünkü İzmir'de oynanan karşılaşma için Göztepe'li taraftarların hazırladığı Mustafa Kemal'in askerleriyiz yazılı pankartın stada alınmaması ve bunun akabinde yaşananlar, milli maç öncesi uygulanan bu yasak özellikle sosyal medyada çok gündem oldu. Tabii ki çok fazla tepki gördü. Nedendir efendim sizce yani bu pankartların stata alınmaması? Çünkü böyle bir gelenek vardır. Statta pankartlar açılır ve o taraftarlar da o günün getirdiği, kendilerinin söylemek istediği, dile getirmek istediği konuları bu şekilde taşırlar. Ve bu pankarta bakıyoruz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz yazılı, işte kırmızı üzerine beyaz yazı ve ay yıldızı var. Bayrağımızın üzerine yazılmış gibi bir durum olmuş. Böyle bir kriz yaşandı maç öncesi. Nasıl değerlendirmek gerekir bu durumu? Valla bunu beni okuyanlar ve takip edenler bilir yani. Bu ilk değil. Biz bu filmi çok seyrettik. Bu iktidar tabii şeyden hoşlanmıyor. Kalabalıkların olduğu yerlerden hoşlanmıyor. Maçlar da bunlardan bir tanesi yani. Genelde artık mitingler izlet abi. İnsanlar bir araya geldiği zaman izin almadınız diye işte gösteri yürüyüşü yok, miting yok falan onları önlemeye çalışıyorlar ama maçta bir kalabalık toplanıyor ve bu yüzden bundan tedirgin oluyorlar. Yani oradan gelebilecek sloganlardan veya şeylerden, tepkilerden. Şimdi biz bunu çok seyrettik. Mesela son maçta siz diyorsunuz ki Mustafa Kemal'in askerleriz var değil mi? Pankartta yazıyor. Ne var bunda diyorsunuz. Peki ben size sorayım. Bundan galiba 4 sene önce falan 2017 olması lazım. O zaman da Samsun'da bir Süper Kupa finali vardı. Ben bunu çok yazdım, çok söyledim. Okuyucularım falan hakikaten diyecekler ki artık yeter artık ama siz sordunuz bir daha burada anlatalım. Mesela o Beşiktaş'ın maçı vardı. Beşiktaş oynuyordu Süper Kupa'da. Beşiktaş taraftarlar yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa diye pankart getirmişlerdi. O da içeri sokulmadı. Sebep federasyonun izin alınmadı diye demişlerdi o zaman o pankart için. Federasyon başkanı Demirören'di. İsmi geçen işte Servet Yardımcı şimdiki son başkan Nihat Özdemir o federasyon içinde vardı. Yani Türkçesi 100 yıl önce kimsenin izin almadan çıkan Samsun'a çıkan Mustafa Kemal 100 yıl sonra Yıldırım Demirören'den ve arkadaşlarından izin almadığı için Samsun stadına giremedi. O pankarttan izin alınması gerekiyor dediler. Şöyle, pankartlardan izin alınması gerekiyor ama bu işte siyasi içerik falan diyorlar. Ama Mustafa Kemal siyaset üstü biri olduğu için ülkenin kurucusu yani ayıptır yani. Onun pankartı girmez mi stada? Ama böyle olaylar çok yaşandı. Mesela bir keresinde Fethiye Spor sahaya Yüce Atatürk yazılı tişört formalarla çıktı. Harfler birleştiğinde yan yana durduklarında futbolcular göğüslerindeki harflerden Yüce Atatürk yazıyordu. O zaman da federasyon disiplini sevk etti Fethiye Spor'u. Dediler ki işte izin alınmadan çıktılar diye. Sonra Fethiye Spor Başkanı'na sordular niye izin almadınız diye. Onlar da şey dedi Fethiye Başkanı. İzin alsak vermeyeceklerdi. Biz de böyle çıktık dedi. Yani bu iş bu kadar vahim. Mustafa Kemal ismini bir sürü yerden silmek istiyorlar. Yani siz de biliyorsunuz. Stadyumlardan siliyorlar işte. Havalimanlarından siliyorlar. Başka yerlerden silmek istiyorlar. Yani 100 yıl önce ölmüş bir insanın bir insanla uğraşıyorlar yani. Bu da oralara Mustafa Kemal isminde pankart girmesini istemiyorlar. Tezahürat olsun istemiyorlar. Mesela son Litvanya maçında girmeyen pankartta işte Mustafa Kemal'in askerleriyiz yazıyordu. Şimdi yeni bir başkan geldi değil mi? Hani diyorsunuz ki belki şey değişir. Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü aynı tas, aynı tellak, aynı hamam yani. Bir şey değişmiyor yani. Özdemir gidiyor, başka bir Özdemir geliyor işte. Büyükekşi geliyor, Sayın Büyükekşi. Ama sistem aynı. İzin alınmadı. Yani nesinin izni alınacak yani? Mustafa Kemal askerleriz cümlesinin ne izni olabilir? Değil mi yani? Mustafa Kemal bu ülkenin kurucusu. Eğer mesela bir Başakşehir maçında aniden bir son cumhurbaşkanının yani Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın bir fotoğrafı stada girmişti. Ben sormuştum hatta buna izin alındı mı diye. Demişlerdi ki ne izin alınacak yani? Son cumhurbaşkanının fotoğrafı giriyor sahaya. Doğru. Girebilir yani. Ama ilk cumhurbaşkanının fotoğrafı giremiyor baktığınız zaman. Veya ilk cumhurbaşkanının ismi giremiyor.
Daha önce bu Fethiye olayında o zaman Mandere ölmüştü. Bu disipline sevgilidir Fethiye Spor. Bu Mandere öldü. Galatasaray'da iki tane Afrikalı oyuncu vardı. Onlar formaların içine Mandere'yi anan ve ona şükranları belirten bir şey giymek istediler. Bir tişört giymek istediler. Onlar da disipline sevk edildi. Edileceği söylendi pardon. Adamlar dedi ki istiyorsunuz edin. Bu bizim liderimiz. Biz bunun için bu şeyi göze alıyoruz ve giyeceğiz dediler. Bunun üzerine Spor Bakanı devreye girdi. Büyük bir skandal ortaya çıkacaktı. Afrikalılara eğer bu Fethiye Spor'a ceza verilseydi Atatürk için Afrikalı da vermek zorunda kalacaklardı. Bu sefer Mandela için o tişörtü giymeyin denecekti. Spor Bakanı devreye girdi. Dedi ki Mandela ve Atatürk siyaset üstüdür. O yüzden bunlar halkına mal olmuş. Halkının sevdiği, inandığı ve işte peşinden gittiği insanlardır. Bunlar siyasi pankart sınıfına girmez dedi. Ve de ne Fethiye ceza aldı ne de işte o futbolcular ceza aldılar. Afrikalı oyuncular. Şimdi böyle bir karar varken, böyle bir şey olmuşken Litvanya maçında aynısını yapmak ayıptır yani. Onu demek istiyorum. Zaten en çok söylediğim, anlattığım konulardan artık ben bile sıkılıyorum antrenörken ama siz sordunuz. Ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum. Mesela meşhur o Çanakkale Zaferi koreografisi vardı. Başakşehir stadında meşhur. Onun şeyiydi, günüydü. Zaferin günüydü. Onu anmak istiyorlardı. Orada da bir koreografi yaptılar statta. Ya koreografide Togo'da futbolcu vardı, Atatürk yoktu. Yani kimleri koymuşlar oraya? Togo'lu Adebayor adlı futbolcuyu koymuşlardı mesela pankart şeyi, koreografinin içine. Orada da Atatürk'ü koymamışlardı. Yani bu Atatürk alerjisi sürekli devam ediyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde Çanakkale Zaferi Atatürk'süz kutlanmaz. Yani dünya tarihi Çanakkale'siz anlatılmaz. Çanakkale Zaferi de Atatürk'süz anlatılmaz. Bu her yerde böyledir yani. İstiyorsanız Mars'a gidin, istiyorsanız Togo'ya gidin, istiyorsanız nereye giderseniz gidin. Ama düşünün yani Türkiye'de Togo'lu bir futbolcuyla anlatıldı. O vardı koreografinin içinde. Başka futbolcular da vardı yani saymak istemiyorum ama Zafer'in komutanı yoktu. Bu Atatürk alerjisi bu federasyona devam edeceği belli oldu. Yani bu Mustafa Asker. Ama tabii bunda mesela medya hiç tepki göstermedi böyle şeylere. Ben bugüne kadar bunlarla ilgili belki 50 yazı yazdım. Hepsi okuma rekorları kırdı. Hepsi son 50 yılın en çok okunan spor yazılarının arasına girdi bu yazdığımız yazılar. Her yazdığımızda bir daha okundu. Yani tekrar olmasına rağmen. Çünkü bunlardan kimse ders almadı. Spor medyası diye bir medya yok. Adı var, kendisi yok yani. Spor medyası dalmış şeye gidiyor. Futbol medyası işte hakemler, bekler, forvetler bunları konuşuyorlar sabahlara kadar. Hiç bu konulara girmiyorlar. Ama sadece bu son İzmir'deki maçta sadece bu Mustafa Kemal'in askerliği pankartı diye orada başka sloganlar da atıldı eğer biliyorsanız. Sonuçta ülkeyi kuran bir insanı ismini stada federasyon izin almadı diye sokmuyorsunuz ya. Federasyon kim ya? Yani federasyonun başında Türkiye Futbol Federasyonu yazıyor. Ülkeyi kuran insan giremiyorsa buralara kim girecek Allah aşkınıza yani? Bu bir rezalet, skandal, terbiyesizlik, saygısızlık yani izin almadığı için bu pankartı almadık demek saygısızlık. Bu bir terbiyesizlik yani. O yüzden bu alerji burada da devam edecek. Belli oldu yani bu yeni federasyonda da Atatürk alerjisi devam edecek demek yani. Evet öyle görünüyor hakikaten de dediğiniz gibi yani bu aslında büyük bir de ihanettir. Yani bu şekilde de değerlendirmek gerekiyor sanırım. Şimdi bir diğer yine aynı maçta müsabakanın 56. dakikasında ülkede mülteci istemiyoruz sloganı da atıldı. Yine bu da tüm ülkenin aslında ortak bir düşüncesidir, ortak bir yorumudur bu. Herkes zaten aylardır diyor ülkede mülteci istemiyoruz. Şimdi bu sloganı atan 4 kişi yine biliyorsunuz ki hemen polis harekete geçti, savcılık işte ifadeleri alındı ve söz konusu sloganı attığı için gözaltına alınan 4 kişiden biri olan Ahmet Çolak
Diyor ki sadece biz değil, 4 tribünün tamamı diyor ülkede mülteci istemiyoruz şeklinde slogan attı diyor. Bunu herkes söylüyor diyor. Neyse biz günah keçisi seçmişler anlaşılan o ki diyor. Emniyetteki işlemleri de devam ederken çok ilginç bir olay yaşamışlar. Bunu buradan aktaralım. Belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Şöyle diyor işte Çolak açıklamasında. Savcı diyor bana dedi ki sen nerelisin? Ben aslen Rizeli olduğumu söyledim. Savcı, ben de Samsunluyum ama şu anda İzmir'de yaşıyoruz. Biz de İzmir'de mülteciyiz. İzmirliler bizi istemese ne olacak demiş. Tabii ki adam şoka girmiş. Demiş ki ben Türk'üm, yani savcım cidden böyle mi düşünüyorsunuz? Aynı şey değil bu diye açıklamaya çalışmış, anlatmaya çalışmış. Ben Türk'üm, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Siz neden bahsediyorsunuz? Kendi ülkemizde biz mülteci olmak istemiyoruz zaten. Sorun, esas sorun bu yani. Attığımız slogan hukuken de suç değil diye kendine açıklamaya çalışmış. Biz kesinlikle kimseye ne şiddet uyguladık ne de başka bir şey yaptık diyor. Sporcularımız da sloganımızdan olumsuz etkilenmedi. Zaten bu olumsuz etkilenecek bir şey değil yani. İşlemlerin ardından serbest bırakıldık. Nasıl bir dava açacaklarını da merak ediyoruz diyor. Ya şimdi Ezgi Hanım bakın, daha önce bu, şimdi bunlar tabii bu şey slogan, yani bir ülkedeki en önemli gündem maddesi, 2-3 gündem maddesinden biri bu mülteciler. Bunlarla ilgili atılmış bir slogan. Şimdi daha önce bu iktidar, bu milli takımı bile bu işlere alet ettiği için kendi dış politikası ile ilgili veya kendi politikaları ile ilgili mesajları milli takım üstünden verdirdiği için, mesela evet hayır referandumunda milli oyuncuları falan da kullandığı için, o yüzden insanlar bu tip mesajları tepkisi de oluşuyor. Yani genelde hep siyaset girmedi futbolu, iktidar girdi. Genelde iktidar futbolu kullanıyor. İşte bazen de muhalefet giriyor. Siyasetin girmesi bu yüzden kötü. Hı hı. Eğer siz siyaset sokarsanız futbola, kendi siyasetinizi, iktidara söylüyorum yani. Çünkü futbolu kullanıyorlar. Yani futbol en kolay insanların, böyle kalabalıkların hani damardan girmenin en kolay yolu futbol yani. Çünkü insanlar futbol konuşurken, kendi kulüplerini konuşurken IQ'ları ona iniyor yani. Kendilerini kaybediyorlar yani. Böyle zamanda her şeyi enjekte edebilirsiniz onların vücutlarına. Bütün siyasi sloganları, kendi iktidarlarının sloganlarını futbolculara verdiler. Biraz evet hayır referandumu çok önemliydi. Şimdi muhalefet de giriyor statlara. Ne yapacaksınız? Şey diyemezsiniz yani. İktidar girsin de muhalefet girmesin. Olmaz. Ya ikisi birden girmeyecek. Ya da iktidar giriyorsa muhalefet de girecek. İşte onlar da bağırıyor. Mülteci istemiyoruz diyor. Çünkü bu Türkiye'de en önemli konu. Savcının cümlesine gelince bizde bürokratlar hemen hemen hepsi sadakat usulüyle seçildiği için, yani liyakata bakıp sadakata bakıyorlar. Artık onlar da ne diyeceklerini şaşırdılar. Yani öyle tuhaf kararlar alınıyor ki hükümet öyle enteresan kararlar alıyor ki onu müdafaa etmek zorunda kalan insanlar ne diyeceğini şaşırıyorlar. Ya tamam da yani biz de burada mülteciyiz de denmez yani. Ya ayrıca tırnak içinde biz kendi ülkemizde mülteci gibi olduk ya. Ben size söyleyeyim, geçen hafta yarım saat konuştuk. Yani siz yakında bu böyle giderse kendi ülkemizde zaten hakikaten mülteci olmak isteyeceğiz yani. Çünkü mültecilere bizlerden daha çok, daha rahat hareket ediyorlar yani. Ben hiçbir zaman, yani insan bakıyorsunuz, okuyorsunuz hikayeleri. Geçen hafta konuştuk. Yani Suriye'ye gidip vatandaşlık alıp tekrar Türkiye'ye kaçak mı girsek dedik. Tamam, bu ironik bir cümle ama bunun içinde gerçek boyu da var. Çünkü o zaman hafif bir dokunulmaz oluyorsunuz. Bu iktidarın bir politikasını uygulayan bir grubun içinde oluyorsunuz ve size dokunmuyorlar çok. Ben anlattım size, 2 aydır ev arıyoruz. 14-15 ev sahibi çıktı karşımıza. Bunlardan 12'si veya 11'i yabancıyız dedim ben size yani. İçinde Çinli vardı, Katar'ı matırı saymıyorum. Onlar zaten kardeş gibiyiz artık onlarla. Yani kardeşimiz gibi, ülke onların yani. Onları saymıyoruz yabancı diye ama karşımıza Rus çıktı. Etiyopyalı ev sahibi çıktı. İranlı, Iraklı çıktı. Yani zaten yakında ülkemizde mülteci gibi olmak isteyeceğiz biz yani. Çünkü mültecilere daha böyle bir hafif yarım yani dokunulmaz, yani sanki dokunulmaz gibi bir şeyleri var mültecilerin. Bu iktidarın bu şey politikalarında onların ayrı bir önemli bir yeri var. Ve hakikaten o slogan da yani biz mülteci istemiyoruz deniyor ama yakında biz onlar gibi olacağız. Yani belki de biz hakikaten mülteci, tırnak içinde mülteci olacağız veya da mülteci olmak isteyeceğiz. Yani böyle bir acı durumdayız. Türk vatandaşının bugün en değersiz olduğu ülke Türkiye. Ben size söyleyeyim. Geçen hafta da anlattık yani. Altı üstü bir tane kiralık ev istiyorsunuz. Secere soruyorlar.
Findex soruyorlar. Ananızın, babanızı, sülalenizi, bilmem nenizi, ailenizi, borcunuzu, harcınızı inceletiyorlar yasak olmasına rağmen. Nüfus kağıdı istiyorlar. Sonra bakıyorsunuz bir gün sonra rapor gelmiş ellere. Nasıl geliyor böyle bir, nasıl öğreniyorlar bunları yani? Bir nüfus kağıdı veriyorsunuz yabancı ev sahibine. Bakıyorsunuz bir gün sonra ne deponuz varsa çıkıyor. Diyor ki aradaki kişi, temsilcisi, işte iki kredi kartı geç ödenmiş, bu böyle olmuş, şuradan borcunuz kalmış. O yüzden diyor işte ev sahibi vermek istiyor. Yani nereden öğrendiniz bunu? Kimse kimsenin borcunu harcını bankadan ya vurup öğrenmiyor. Kanunen yasak bu yani. Siz de biliyorsunuz yani. Bunlar öğreniyorlar ama. Yani böyle bir şey olur mu? Vallahi ilk defa yani Türkiye'de ben yani 20-25 yılım yurt dışında geçti. Orada hiç böyle bir durum yaşamadım bugüne kadar. Hiçbir ülkede yaşamadım yani turizm yaparken. İlk defa kendi ülkemde şu ev ararken 2 ay içinde kendimizi tinerci gibi hissettik yani. O muameleyi yapıyor insanlara. Yani, evet, yani aşağıda yani, beğenmiyorlar bir de bizi yani artık. Ya beğenmiyorlar değil. Yani Türkiye peşin, Türkiye bir yıl, Türk müsünüz? Yok Türkseniz ya. Türk müsünüz diye bir soru olur mu? Birini arıyorsunuz. Emlakçı adam Türk müsünüz diyor. Kim olacak sizi arayan yani? Bir yıllık peşin, iki yıllık peşin Türkiye vermek istemiyorlar filan. İnsanlar ki hakikaten kendimi tinerci gibi hissettim yani. Yalnız hissettim ilk defa ülkede. O yüzden bu slogan bir sürü insanın kafasından geçen bir şey. Ben de istemiyorum mülteci ülkemizde. Ayrıca çok net söylüyorum. Benim böyle bir partim yok yani. Kulüp tutar gibi parti tutmam. Ben istediğim partiye oy veririm. Tabii ki hiç AKP'ye oy vermedim bugüne kadar. AKP'ye de oy vermem yani. Bu zihniyet bana uyan bir zihniyettir. Vermeyeceğim de yani ama benim bu seçimlerde oy vereceğim parti kesinlikle şu mülteci sığınmacı konusunda net kararı olan, onları göndermek isteyen bir partiye oy vereceğim. Bunu da çok net söylüyorum. Tabii hoşlarına gitmeyince bu tezahürat şekli, işte soruşturma açılmış filan. Sonunda da savcı sizin bildiğiniz cümleleri söylemiş. İzmir'de biz mülteciyiz demiş yani. Yani hakikaten bu da olmaz dediğimiz her şey olmaya başladı Türkiye'de artık. İnsan hakikaten çok şaşırıyor. Dediğiniz gibi ikinci yani onlar da şaşırmış durumda. Neresinden biz bunu tutup da işte makul hale getiririz diye düşündükçe daha da beter hale getiriyorlar aslında. Yani dibi dedi ya Sayın Bakan, her alanda, biz sadece ekonomide değil maalesef, her alanda bu dibini görüyoruz. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nda büyük ölçüde önemli. Bakın ama o gün Ezgi Hanım, o gün bir şey daha oldu. O gün bu Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki Turkish Airlines'ın ismi Türkiye Hava Yolu olacak demişti. Evet, evet. O gün seyirciler Atatürk'ün o cümlesiyle cevap verdi. Ne mutlu Türk'üm diyene cümlesiyle cevap verdi. Esasında bu da bir cevaptı yani. Türkiye Hava Yolları yazacağız diyor. Türk ismini kullanmıyor. Ama seyirci diyor ki ne mutlu Türk'üm diyene deyip Türk olduğunu ve Türk ismini kullanarak cevap veriyor. Bu da bence önemli bir gelişmeydi yani. Sonuçta ne olur bundan sonra? Belki İzmir'e bir daha milli maç vermezler ama bu tepkiler başka yerlere devam edebilir yani. Evet, evet. Şimdi Büyük Ekşi dönemini de ben size sormak isterim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildi. Geçtiğimiz hafta da biraz ucundan kıyısından konuşmuştuk sizinle. Ne olur, ne biter diye. Şimdi hemen bir açıklama geldi. Ve federasyon başkanımızın çağrısıyla denildi. Bazı kurumlarımızın başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur. Bu kapsamda şu ana dek bu çağrıya sessiz kalan diğer kurumlardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelerimize istifa davetimizi yineliyoruz denildi. İlk iş bu açıklama yapıldı. Hem biraz Büyük Ekşi'yi sormak isterim size, nasıl bir dönem bekliyorsunuz? Gerçi aşağı yukarı bunu da az önce söylediniz yani. En iyi itibariyle baktığımızda bir değişiklik olmayacak. Yani bir önceki dönemle şu dönemi karşılaştıracağımız belki hiçbir fark olmayacak ama ne gibi bir beklentiniz var? Bir de bu çağrıya ne diyorsunuz? Yok. Çünkü Ezgi Hanım, bir beklentim yok. Çünkü bakın yani ülkedeki mesela hazine veya işte maliye veya Merkez Bankası falan nasıl yönetiliyorsa futbolda o sistemde yönetiliyor. Yani nasıl hazinenin başına birini atıyorsunuz, sonra her kararı siz alıp ona bildiriyorsunuz. Futbol da böyle yönetiyor. Yani ülkenin hazinesini, parasını, ekonomisini atadığı insana bırakmayan, yani ülkenin ekonomisini ekonomi bakanı yönetmiyor. Ülkenin turizmini turizm bakanı yönetmiyor. Ülkenin milli eğitimini milli eğitim bakanı yönetmiyor. Hep genel merkezden şeyde gidiyor. Kritik kararlarda oradan yönetiliyor. Genel işte bir yerden yönetiliyor. Yani böyle bir ülkede yani Merkez Bankası Başkanı'nın Merkez Bankası'nı yönetmediği bir zamanda
Futbol Federasyonu Başkanı futbolu yönettirirler mi yani? Üstelik futbol çok önemli. Top deyip geçmeyin yani. Top toplumun aynasıdır, toplumun özetidir. İşte bir karar alırsınız mesela, o kararı şeyden geri döner, tribünlerden ne mutlu Türk'üm diyene denir. Veya başka bir karar alırsınız, ülkemizde futbolcu, mülteci istemiyoruz denir. O yüzden futbol mesaj vermek için de çok önemli. Çünkü futbol konuşurken, insanlar kendi kulübünden konuşurken en zeki olanların bile IQ'ları 10'a iniyor, 15'e, 5'e iniyor yani. O yüzden futbolu her iktidar kullanmıştır. Hele böyle baskı rejimlerinde, bu tip rejimler, tek adam sistemlerinde hep futbol kullanılır. Yani bunun örnekleri tarihte mevcut. O bakımdan futbolda bir şey değişir. İnanmıyorum, sadece nöbet değişim oluyor futbolda. Yani bir ara medyada da bu vardı biliyorsunuz. Bazı kuruluşlar 3 senede bir AKP yanlısı bir iş adamı alırdı o kuruluşu, o televizyonu. 3 sene sonra başka birine devrederdi, zarar ederdi. Seyredilmezdi çünkü. Sonra başka birine devrederdi. Nöbet değişimi. Bu da öyle. Nihat Özdemir çok yıprandı. Yani hakikaten Forbes'te adı geçen listeye gelen bir iş adamının her hafta kendi vermediği kararlardan dolayı herkesin eleştirisine, herkes eleştiriyordu. Çok ağır eleştirilere muhatap oluyordu. Ya dünyanın en zengin adamından birisin. Futbol yüzünden başından gelmeyen kalmıyor. Zaten Özdemir de kaçmak istiyordu futboldan. Çünkü yani olmayacağını biliyordu bu işin, onunla yürümeyeceğini. Ve de ama mecbur kalmıştı. Çünkü devlette çok iş yapan birisi Özdemir. Devlet ona çok para kazandırıyor işte. İnşaatta, ihalede, şurada burada yol, köprü yaparken veya başka bir şey yaparken dünyanın parasını kazanıyorlar. Sonra da gelip hadi bakalım gel şu görevi yap dedikleri zaman peki demek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü onunla çok iş yapıyorsunuz. Yani biliyorsunuz bu iş adamlarının çoğu Londra'ya gittiler şu anda. Bütün bu köprü, yol filan, devlet parasıyla bunları yapan yani geçmediğimiz köprüye, geçmediğimiz yola para ödüyoruz diyoruz ya. Bu paraların hepsini alan insanlar, müteahhitler şu anda çoğunun ikinci evleri Londra'da. Belki ileride birinci evleri olacak. Hatta onlar zahmet edip burada ileride mahkemelere gelmesinler diye bir problem çıkarsa Londra mahkemelerini sorumlu tuttular yani biliyorsunuz yani şey olarak hani madem orada yaşıyorsunuz herhalde öyle dediler yani mahkemeleri de oradakine gidin hani oradan Çağlayan'a Madeni'ne ileride gelmeyin veya başka bir yere yani hakkınızda dava açılsa gelin biz Londra mahkemelerini bundan sorumlu tutalım dediler. Yani sonuçta Nihat Özdemir kurtuldu başkanlıktan. Ben eminim görevden alındığı gün en çok buna Özdemir sevinmiştir yani. En çok o sevinmiştir. Bu bir nöbet değişimi. Piyango büyük ekşiye çıktı. Yani bakmayın dışarıdan mutlu gözüktüğüne işte biz bu göreve geldik falan dediğine mutlu gözüktüğüne. O da tedirgin diyorsunuz. Değil. Gece uyku yemiyordur yani. Bugün siz beni alın Futbol Federasyonu başkanı yapın. Ben gece bir saat uyuyamam yani. Çünkü futbol o kadar karışık ki kimseye memnun edemiyorsunuz. Her takım kendine yontmayı istiyor falan. Sonuçta büyük eşiği Allah kolaylık versin ama hiçbir şey değişmez. Çok net söylüyorum yani. Yani bir belki yabancı sayısı değişir. O da şundan. Türkiye'de 8,5 sığınmacı, mülteci yabancı var şu anda. 250 bin kişi Sayın Bakan'ın söylediğine göre Türk vatandaşı olmuş. Hala bu federasyon ilk 11'de 7 yabancım olsun, 8 yabancım olsun bunu tartışan bir federasyon var. Yani ülkenin gerçeklerine uzak. Ülken yabancı istilasını zaten şu anda tırnak içinde. Hala diyorlar ki 8 yabancı olsun, yok 7 yabancı olsun. Geçen sefer de sormuştum galiba, bilmiyorum sizin programda mıydı? 250 bin kişi Suriyeli var. Bir takım sahaya 11 Suriyeli çıkarsa yabancı mı sayılacak, yerli mi sayılacak? Merak ediyorum yani. Evet, şimdi evet, diyorlar ki ne yani bunlar, Türkiye'de bazı şeyleri sürekli konuşmak lazım. Diyorlar ki 8 yabancı 3 yerli oynayacak. Tamam peki 8 Suriyeli 3 yerli olsa ne olacak, ne diyeceksiniz? Suriyeli yabancıdan mı yerden mi sayıyorsunuz? O yüzden hiçbir şey değişmez. Futbol önemli bir alet. Mesaj vermek için. Dediğim gibi külliye seçiyor. Külliyenin akrabaları yönetiyor işte. Geçen sefer söylemiştik yani. Bunu bir kere daha söylemeye gerek yok. Şimdi Büyükekşi'nin adaylığı sürecinde biliyorsunuz ki Ali Koç'tan tepki gelmişti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Lütfen bu hatadan dönelim demişti ki genel kurula katılmadı zaten Ali Koç. Ve o dönem ne dediğine tekrar bir bakacak olursak adaylığını kabul etmemesinin şu şekilde açıklamıştı. Seçilecek başkanın herhangi bir yumuşak karnı olmaması gerektiğini dile getirerek
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacak kişinin ailesinden birinci derece kan bağı bu yapıyla dün, bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalı. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye yer olmamalıdır. Bende olan mevcut bilgiler çerçevesinde o adayın aday olması olmamasıdır diyor ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen bu hatadan dönelim demişti. Büyükekşi'nin bağlantılarından bahsediyordu, FETÖ bağlantılarından. Tamam ama hatta sormuştu o zaman Ali Bey, şey demişti, futbolda FETÖ unsurları devam ediyor demişti. Öyle bir cümle söylemişti. Ama bunu tabii federasyon başkanı kastederek söylemedi tahmin ediyorum. Yani genel olarak söyledi. Biz de o zaman, ben de o zaman şey sormuştum. Ülkede devam etmiyor demiştim FETÖ unsurları yani. Bir ülkede FETÖ unsurları devam ediyorsa futbolda da eder, normaldir yani. Hı hı hı. Çünkü bir tarih kondu. O tarihten sonra herkes... Eski FETÖ'cüler bir anda FETÖ'ye küfretmeye başladılar. FETÖ'cü olmadıkları anlatmak için, göstermek için çok ağır cümlelerle eskiden hazret dedikleri, efendi dedikleri, diz çöktükleri insana o tarihten sonra yani FETÖ'nün bu ülkeyi yıkmak istediği, işte ülkede rejim değiştirmek istediği falan ortaya çıkınca o zaman anladılar onlar. O zaman anlıyorlar. Ve de aniden küfürler, bilmem neler. Hoca'yı işte Fethullah Gülen'i, Fethullah Hoca diyorlardı eskiden. Hocam, 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 hocam. Sonra FETÖ demeye başladılar. O tarihten sonra da FETÖ herkes tarafından küfredilen biri oldu. O dönemde yani. Ama bakıyorsunuz o kandırılım diyen veya hocaya çok ağır şekilde küfreden insanların da yolu açılıyor ufak ufak Türkiye'de. Yani hepsi bir yerlere geliyorlar, bir mevkilere geliyorlar yani. Ama mesela bizim gibi 50 yıldır FETÖ ve benzeri her türlü oluşuma küfreden insanlar, ben FETÖ'ye 50 yıldır küfrediyorum yani, 45 yıldır küfrediyorum yani. Şimdi onlar bir de bize FETÖ'cü diyorlar yani. Yani öyle komik ki, kandırıldığını bir gün fark edip, o günden sonra küfretmeye başlayan, yani 3-5 yıldır FETÖ'ye küfreden insanlar, 50 yıldır küfreden insanlara sen FETÖ'cüsün diyorlar yani. Böyle bir garip bir şey. Yani böyle bir düzen kurmuşlar. İşte yayıncı kanka Katarlı, özetleyen TRT kanka, kupanın sponsoru damadın medyası, ligin sponsoru Spor Toto, o da içeriden, ne bileyim, yorumcular, yorumlayan Rıdvan Dilmen filan, o da yakın aileden. Öyle bir sistem kurmuşlar ki mesela Yıldırım Demir'in medyası futbolu yorumluyor filan, eski federasyon başkanı medyası yorumluyor. İşte iddianın bahisinin başında zaten Yıldırım Bey var. İddia bahis onun. Öyle yani hep maaliyle bütün futbolu yönetiyorlar her şeyle. Yani iddiasıyla, bahisiyle, televizyonlarıyla, yayıncılarıyla yönetiyorlar. Sonuçta zor yani Büyükekşi'nin işi. O da kendine, onun da orada bir görevi var yani. Beyinspor'un, mesela Beyinspor 550 milyon mu ne vermişti bu lige 5 sene önce? Ya şu anda verdiği para 5'te 1'ini veriyor. Üstelik Türkiye o kadar yakın olmalarına rağmen ve Türkiye ile ilişkileri bu kadar iyi olmasına rağmen, Türkiye'den bu kadar arazi satın almalarına rağmen, hatta Türkiye'de satın aldıkları arazilerin toplamı kendi ülkesinin yüz ölçümünden fazla olmasına rağmen, Beyinspor bile 5 yıl önce verdiği paranın 5'te 1'ini veriyor. Sebebi bu. Futbolun fazla siyasallaşması, her kuruma siyasetin, daha doğrusu iktidarın girmesi, Beyinspor bile vermiyor para yani, onu demek istiyorum. Ethem Sancağ'ın iki devlet tek millet olduğu dediği kadar, bu yanlış anlamayın yani, bu Beyinspor bu kadar yakın bize yani. Burada ülkesinin yarısına, yani kendisine oy veren insanlara zillet diyen veya işte hain, bilmem ne, terörist diyen, yani yarısını, ülkenin yarısını milletten kabul etmeyen zihniyet, Katar'la aniden iki tek millet oluyor yani. Böyle bir şey olabilir mi Ezgi Hanım? Ethem Bey diyor ki Katar'la tek milletiz diyor. Ya biz aramızda tek millet olmamışız Türkiye'de yani. Çok. İktidara oy vermeyenleri bu milletten kabul etmiyorlar. Tabii. Yani. Hakaret Tabii. ediyorlar yani. Sen nasıl Katar'la tek millet oluyorsun? İki devlet tek milletiz. O bile senin ligine para vermiyor. Yani bu iş bir iş, bakın ben size söyleyeyim. Türkiye'de eğer futbol medyası olsaydı, benim gibi iki kişi daha olsaydı zamanında bu işleri söyleyen, ben tek söylediğim için uzun sürüyor bu şey, bu işlerin düzelmesi. Ama bir sürü şeyde katkım oldu benim de. Türkiye'de eğer, hayır yani 2-3 kişi daha olsaydı bu konuları konuşabilen, bu futbol bu kadar, futbolda bu kadar fütursuzca hareket edemezlerdi yani. Çünkü tamamen ellerini almışlar.
Biz ne dersek o olsun diyorlar. Büyük yaşın iş çok zor. Eminim diyordur ki bir önce buradan kurtulayım ben de diyordur. Ama iş bu şey devam edecek yani bu sistem devam edecek. Aynı tas, aynı tellak, aynı hamam. Hani ne diyelim oyuna devam. Böyle bitirelim yine programı için. Evet Sayın Gökberk çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Size de çalışmalar diliyorum. İşiniz çok zor. Allah kolaylık versin. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet değerli izleyenler, noktayı koyuyoruz programımıza. Lütfen abone olmayı unutmayın efendim. Hoşça kalın.